Merhaba, bugün Siri Cam'in IP kamerasının nasıl bağlanacağını, nasıl kurulum yapılacağını göstermek istiyorum. Ben Android telefon üzerinden yapacağım. İlk başta Play Store'a giriyoruz. Uygulamasının adı Siri Cam. Üzerinde, kutunun üzerinde yazanla aynı şekilde uygulamanın adı. Şu anda cihaz fişe takılı. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama dıt dıt diye bağlanmadığına dair ses yapıyor. Şu anda kurulum yapılmadığına dair. Uygulamayı indiriyorum şu anda. Uygulama kuruldu. Şimdi açıyorum. Bizden kayıt olmamızı istiyor. Aşağıdakine basıyoruz. Kendi mail adresimizi buraya giriyoruz. Şifremizi gireceğiz buraya. Tekrar alt kısmında doğrulamak için şifre istiyor bizden. Şifremi de girdim ben buraya. Kayıt tuşuna basıyoruz. Şu anda giriş yapılıyor. Lütfen bekleyin diyor. Kayıt başarılı bir şekilde olmuş. Mail adresimizi yazmış buraya. Şimdi giriş yapacağız. Az önce girdiğimiz şifreyi tekrar buraya giriyoruz. Tamam. Şifremi hatırla seçeneği var burada. Onu açık bırakabiliriz. Her girişte bizden şifre istemesin. Şimdi giriş yaptık. Add new device diyor. Yeni cihaz eklemek için buna basıyoruz. Cihazın adı bu. İsmi kendimiz koyuyoruz. Ben araçkamera.com olarak ayarlıyorum uygulama şeyin adını, kameranın adını. Device ID diyor. Bu device ID cihazın alt kısmında yazıyor. Buradaki numarayı buraya gireceğiz. Şuradaki uygulama numaraya giriyorum şimdi. 70. Bizden şifre istiyor. Şifre ilk başta cihaz geldiği zaman 6 tane 0, 6 tane 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu da koyduk. Cihaz şu anda bağlı değil olarak gözüküyor. Wi-Fi ayarlarına giriyoruz. Devam diyoruz. Benim kablosuz internetimin adı Dikkat Öğrenciler. Buraya şifreyi istiyor bizden. İnternetimizin şifresini giriyoruz. Şu anda cihazla modemi bağdaştırmaya çalışıyor. Ben ilk kendi telefonumla denediğim zaman çok daha hızlı bir şekilde bağlanmıştı. Şu an biraz daha uzun bir süre bekletti bizi. Başarısız oldu diyor. Bir saniye. Tekrar deneyelim. Az önce şifreyi girememiş. Şifre 1, 2, 3. Şifreyi mi yanlış hatırlıyorum acaba? Tam emin değilim ama. Tekrar deniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam. Devam diyoruz. Cihaz şu an hani sorunsuz bir şekilde bağlandı. Tekrar deniyoruz. Şu anda havayı görüyor. Benim sesimi de alıyor. Şu anda düzgün bir şekilde kontrol ediliyor. Benim ilk yaptığım teste göre biraz daha gecikmeli olarak cevap veriyor. Bunu modeme çok uzak olmama bağdaştırıyorum ben. Diğerini modeme daha yakın bir yerdeyken test etmiştim. Benim telefonum bile buradayken zor çekiyor. Zoom yapabiliyoruz bu uygulama üzerinden. Sağa sola, yukarıya aşağıya cihazı yönlendirebiliyoruz. Ayrıca aşağıda birkaç tane daha ayarı var. Fotoğraf çekme var, video başlatma var. Ayarlara giriyoruz buradan. Cihazın ayarları İngilizce. Buradan yapmanız gereken tek ayar zaman kısmına girip cihazın saatini ayarlamak. Onun dışında tüm ayarlar yapılı olarak geliyor zaten. Video çekim kalitesiyle ilgili herhangi bir ayar yok. Standart olarak sürekli çekim yapıyor. Cihaz geldiği zaman bende eski bir sürümü vardı. Device Update seçeneğine bastığım zaman
Yeni bir versiyon olduğunu söylemişti bana. Bunun ekran görüntülerini aldım zaten. Bağlantının altında da bunu paylaşırım nasıl güncelleme yapılacağına dair. Buraya bastıktan sonra uygulamayı indirmek istiyor bizden. Yeni güncellemeyi indirmek istiyor. İndirmeye başlıyoruz. Ondan sonra yaklaşık bir 2-3 dakika kadar cihaza ulaşılamıyor. Cihaz o sırada güncellemesini yapıyor. Bittikten sonra cihaz sesle birlikte tekrar açılıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.